FM TV Ana Haber Bülteni'nden herkese hayırlı akşamlar. Gündemdeki önemli gelişmelerle karşınızda olacağız ama kısa bir haber turumuz var. Haber turunun ardından sizlerle birlikteyiz. Mardin'de hain saldırı, 2 şehit 25 yaralı. Bakan Eroğlu'ndan anne babalara uyarı. Halep'e vakum bombalı saldırı, 3 ölü. Şemdinli'de 17 terörist etkisiz hale getirildi. Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem. İdlib'e hava saldırısı, 15 ölü 20 yaralı. Kağıthane'de 17 araç kundaklandı. FM TV Ana Haber Bülteni'nden herkese tekrardan hayırlı akşamlar. Evet, ilk haberimize başlıyoruz. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin iyiye gitmesini istemeyenler, Türkiye'nin mazlum, mağdur milletler rol model olmasını istemeyenler bazen yurt dışında maşalarını, bazen yurt içindeki maşalarını kullanıyorlar dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İmranlı ilçe ziyaretinin ardından Gölova ilçesine geçti. Burada ilçe meydanında Gölova Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Yılmaz yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bu dönemde biliyorsunuz kardeşinize Milli Eğitim Bakanlığı tevdi edildi. Dualarınıza muhtacız. Çünkü gerçekten bir nesil yetiştirmek, bir medeniyet inşa etmek. Dolayısıyla da bizim bir medeniyet iddiamız var. Bu bölgede gerçekten mazlum milletlere, masum milletlere model olmamız lazım, örnek olmamız lazım. Kimin ocağına bir ateş düşse herhalde ilk bakacağı yer Türkiye oluyor. Balkanlarda olsa böyle, Kafkaslarda olsa böyle, Orta Doğu'da olsa böyle. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz sadece 78 milyona değil. Gönül coğrafyamızın, kültür coğrafyamızın içinde bulunup da babasının, dedesinin, atasının mezarları Çanakkale'de olanların da bugün torunlarına karşı da bizim bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum. O denirdi. Bakan Yılmaz daha sonra Akıncılar ilçesine geçerek belediye tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bakan Yılmaz şöyle devam etti. Sıkıntıları var, sıkıntıları yok değil. Yani her şey gülük güneşlik dese yani şey olmaz. Ya bunlar neden oluyor? Ama birinci Türkiye geçmişte kıyaslanmayacak dönemde her alanda çok daha iyi. Çok daha iyiye gidiyor. İşte bu iyiye gitmesini istemeyenler, Türkiye'nin mazlum milletlere rol model, örnek model olmasını istemeyenler bazen yurt dışındaki maşalarını, bazen yurt içindeki maşalarını kullanıyorlar ki Türkiye enerjisini boşa harcasın, Türkiye adeta başka yerlerle ilgilenemez hale gelsin. Kendi sıkıntısıyla uğraşırken işte kimileri yapacakları yapsınlar bu coğrafyada diyerekler. Ama Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Gerçekten güçlü bir siyasi irademiz var. Bu millet en son seçimde %50 gibi bir oy oranıyla ki bu demokratik ülkelerde görülmez. İngiltere'de bir seçim yapıldı. İngiltere'deki seçimde Cameron oy aldı. BBC diyor ki %36 oy aldı. Ezici çoğunlukla iktidara geldik diyor. Ya biz %41 aldıydık da ezici çoğunlukla gelemedik. %36'ya almışlar. Ezici çoğunlukla gelmişler. Dolayısıyla Avrupa'da %36 alanı düşünün. Bir de bizim %50 alanı için. Eğer milletin desteğinizi arkanızda hissederseniz sesiniz çok daha güç çıkıyor. Her uluslararası toplumlarda neden? Verdiğiniz kararda sağlam durursanız biliyorsunuz ki milletiniz sizin arkanızda. Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Sizleri yanıltacak hiçbir şey yapmadık. Bakan Yılmaz'a ilçe gezilerinde Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin eşlik etti. Mardin'de hain saldırı, 2 şehit 25 yaralı. Bakan Eroğlu'ndan anne babalara önemli uyarı var. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu boğulma olaylarına dair kanallarda hızlı akıntı oluyor. Çocuklar bunun farkında değil. İkazlarımıza rağmen buralara giriyorlar. Anne babalardan rica ediyorum çocuklara sahip çıksınlar dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çay ilçe meydanında düzenlenen bayramlaşma merasiminde vatandaşlarla sohbet etti. Alanda toplanan vatandaşlara hitap eden Eroğlu, artan boğulma haberleriyle ilgili bir soru üzerine vatandaşların serinlemek için genelde kanallara girdiğini anımsattı. Kanalda suya girmenin büyük tehlike içerdiğini anlatan Eroğlu, kanallarda hızlı bir akıntı oluyor, çocuklar bunun farkında değil, durgun sanıyor. Girmeyin diye ikazlar yapıyoruz. Şehir içindeki kısımları korkuluklarla kapattık ama maalesef ikazlarımıza rağmen bazı gençler, çocuklar bu kanallara, göletlere giriyor. Anne babalardan rica ediyorum çocuklara sahip çıksınlar dedi.
Evet, üzücü bir haberle şimdi ekranlarınızdayız. Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarınca Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı'nda bomba yüklü araçta saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 kadın yaşamını yitirdi. 21 asker, 3'ü sivil olmak üzere 25 kişi yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı Mardin'in Artuklu ilçesi Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na bölücü terör örgütü mensupları tarafından bugün saat 13'te patlayıcı madde yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 1 ağır olmak üzere 21 asker, 3'ü sivil olmak üzere 25 kişi yaralandı. Aynı saldırıda bir sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi. Mardin Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Merkez Artuklu ilçesi Sultan Şeyh Mus beldesi Cevizli Köyü Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araç ve uzun namlu silahlarla yapılan terör saldırısının ayrıntıları netleşmeye başladı. Genelkurmay'ın açıklamasına göre 2 askerin şehit olduğu, bir kadının hayatını kaybettiği ve 12 askerin yaralandığı saldırıda teröristler önce karakolun nizamiyesinde görevli askerlerin dikkatlerini dağıtmak amacıyla roket atar ve uzun namlu silahlarla saldırdı. Askerlerin teröristlere ateş açmasıyla çatışma çıktı. Bu sırada karakola bir kamyonun yaklaştığını gören askerler dur ihtarı çekti. Ancak içerisinde yaklaşık 8 ton bomba olduğu tahmin edilen kamyonun kullanan terörist, karakola biraz daha yaklaştıktan sonra fedai eylem gerçekleştirerek kamyonu infilak ettirdi. Patlamada karakol binasının neredeyse tamamı yıkılırken çevredeki evlerde büyük zarar gördü. Öte yandan saldırıda kullanılan kamyonun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu da ileri sürüldü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır ikram eylesin diyoruz. Ayrıca yaralı olan sivillere, askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Buradan duamız hep onların yanında inşallah. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir üst bölgesine saldırı hazırlığında olan terör örgütü mensuplarının tespit edilmesi üzerine sağlanan temas sonrası çıkan çatışmada 17 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üst bölgesine saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre dün Hakkari Şemdinli'de bir üst bölgesine saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edilmesi üzerine sağlanan temas sonrası çıkan çatışmada 17 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma sonrası bölgede yapılan aramada 4 Kalaşnikov piyade tüfeği, dolu 14 Kalaşnikov şarjörü, 13 el bombası, 2 RPG-7 mühimmatı, 23 Dragunov keskin nişancı tüfeği mermisi ve çok sayıda çeşitli yaşam malzemesi de ele geçirildi. Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca karayoluna önceden yerleştirildiği tespit edilen bir el yapımı patlayıcının imha edilmesi esnasında bölgede bulunan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada biri kadın, iki terörist ölü ele geçirildi. Bölgede yapılan aramalarda ise 2 Kalaşnikov piyade tüfeği, bu silahlara ait 214 fişek, 10 şarjör, 1 kamera, 1 el dürbünü ve 1 gece görüş dürbünü bulundu. Şırnak'ta da bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Sokağa çıkma yasağının kısmi zamanlı kaldırıldığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin yol açtığı zararın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının kısmi zamanlı kaldırıldığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin yol açtığı zararın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. İlçede huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da son bulan jandarma uzman çavuş Ramazan Gül'le operasyonunun ardından vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi, teröristlerin neden olduğu tahribatın izlerinin silinmesi için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin evlerdeki inceleme ve tespitlerinin ardından ağır hasar gören ev ve binalarda yıkım çalışması gerçekleştiriliyor. Yüklenici firma ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde ana taşıyıcıları zarar gören evlerde iş makineleriyle yıkım işlemi yapıp enkazı kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkarıyor. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı İbrahim Cenet, devletin mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında olduğunu belirterek kimsenin sıkıntı yaşamaması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Ağrı'nın Diyaden ilçesinde teröristlerce yerleştirilen el yapım patlayıcının infilak etmesi sonucu çobanlık yapan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 19 yaşındaki genç yaralandı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu çobanlık yapan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 19 yaşındaki genç yaralandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre Taşkesen köyü Kurttepe mevkisindeki araziye bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirildiği değerlendirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada bölgede hayvan otlatan çobanlardan 14 yaşındaki Fettah Erden yaşamını yitirdi. ...19 yaşındaki Sinan Çiftçi yaralandı. Çiftçi kaldırıldığı Diyadin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diyadin Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polonya'nın başkenti Varşova'da NATO üyesi devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve güvenliğini Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı havadan ihbar ve kontrol uçağı sağladı. Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Konya'dan kalkan Güney adlı havadan ihbar ve kontrol uçağı iki sortu yaparak toplamda 23 saat Varşova semalarında gözetleme ve kontrolü başarıyla tamamladı. Varşova'da düzenlenen NATO üyesi, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin havadan güvenliğinin sağlanmasına Türkiye'de destek verdi. Zirvenin hava sahasının güvenliği, Konya'dan konuşlanan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı havadan erken ihbar ve kontrol grup komutanlığı uçağıyla sağlandı. Zirvenin başladığı saatlerde Polonya semalarında görev yapan havadan ihbar kontrol uçağı, üzerindeki sabit 360 derecelik görüş açısı ve 500 kilometreye varan menzilli radarıyla elde ettiği hava resmini NATO unsurlarına aktardı. Vatan topraklarından 4000 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 31.000 fit yükseklikte görevini başarı ve emniyetle tamamlayan havadan ihbar kontrol ekibi uçağın içinde tarihi günün mutluluğunu birbirlerini kutlayarak yaşadı. Bu bakımdan oldukça önemliydi. Tüm arkadaşlara görevlerinde göstermiş oldukları efor ve başarıdan dolayı teşekkür ederim. Emniyet inişler. İngiltere ve Fransa'nın da destek verdiği görev için Konya'dan kalkan Güney adlı haber ihbar kontrol uçağı iki sortu yaparak toplamda 23 saat Varşova semalarında gözetleme ve kontrol görevini başarıyla yürüttü. 131. Havadan İhbar Kontrol Grup Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Hakan Dinç, A muhabirine yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine alınan hava ihbar kontrol uçaklarının Türkiye'ye büyük stratejik güç kazandırdığını söyledi. Dinç, bu görev hava ihbar kontrol uçağımızın yurt dışında ilk görevidir. Ayrıca hava ihbar kontrol uçaklarının tam hareket yeteneğine kavuşmuş olarak yurt dışında NATO görevini başarıyla icra etmesini önemli ve tarihi bir gün olarak değerlendiriyoruz dedi. Şükürler olsun diyoruz. Savunma sanayimizde de iyice gelişmeye ve millileşmeye başladık elhamdülillah demeyi hiçbir zaman unutmayalım. Şükredelim halimize ve gelişmeye, millileşmeye, maddi ve manevi millileşmeye devam edelim inşallah. İzmir merkezli 10 ilde paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı ifadelerin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında aranan aralarında gazeteci Tarık Toros'un da bulunduğu 13 kişi yurt dışına kaçtı belirtildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Okan Batu'nun PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında PDY kurucusu ve yöneticisi Fethullah Gülen ve Bugün TV'nin eski genel yayın yönetmeni Tarık Toros da dahil olmak üzere 30 şüpheli hakkında terör örgütü kurmak, terör örgütü yöneticisi olmak, terör örgütü üyesi olmak suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Tarık Toros'un aralarında bulunduğu 13 kişinin yurt dışına kaçtığı belirlenirken İzmir merkezi olarak Ankara, İstanbul, Denizli, Gaziantep, Konya, Mersin, Siirt, Zonguldak ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 3 emekli rütbeli asker olan 8 kişi İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki vadelerin ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. İzmir'deki casusluk kumpas soruşturması kapsamında 2 denizci amiral de ve 4 subay ifadeye gelmeyince haklarında yakalama kararı çıktı.
İzmir'deki askeri casusluk kumpas soruşturması kapsamında son dakika gelişmesi yaşandı. Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında fişleme yapıp sahte delil üretilme suçuna karıştıkları iddiasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olan tüm amiral, MZU, tuamiral, AA, binbaşılar KM, AE, HE, RZ, İzmir Emniyetine bağlı Kaçakçılar ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrılmıştı. İfadeye çağrılan subaylardan sadece biri emniyete gelirken diğerleri ise rapor aldı. Paralel devlet yapılanması üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri olması sebebiyle titiz bir çalışma uygulanırken subaylar ifadeye gelmeyince yakalama kararı çıktı. Savcılık tarafından alınan talimatta şüphelilerin görüldüğü yerde gözaltına alınması talimatı verildi. Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'in Darkuş kasabasına düzenlediği hava saldırısında 15 sivil öldü, 20 sivil yaralandı. Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'in Darkuş kasabasında yerleşim alanına düzenlediği saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği, 20'sinin yaralandığı bildirildi. Sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre rejime ait savaş uçakları ülke genelinde ilan edilen 72 saatlik ateşi ihlal ederek İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki Darkuş kasabasında yerleşim birimlerini bombaladı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Ölü ve yaralıların sivil savunma ekiplerince saldırı bölgesinden çıkartıldığı belirtildi. Bombalanan bölgede büyük hasarın meydana geldiğini vurgulayan yetkililer, yaralıların kasabadaki sahra hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındığını kaydetti. Suriye rejimi, Ramazan bayramı dolayısıyla 6 Temmuz 2016 saat 01.00'dan 8 Temmuz 2016 saat 00.00'a kadar ülke genelinde 72 saatlik ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu. Buna rağmen rejim güçleri ve Rusya'ya ait savaş uçakları Halep ve İdlib'de yerleşim birimlerini hedef alarak ateşkesi ihlal etmişti. Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'te muhaliflerin kontrolündeki semtlere düzenlediği saldırılarda 3'ü sivil öldü, 13'ü yaralandı. Suriye'de rejime ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Halep'te düzenlediği vakum bombalı saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre Suriye ordusuna ait savaş uçakları Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Şiar, Kellase, Bustan El Kas, Tarik El Bab semti ile Vatan Hastanesi civarında yerleşim birimlerini bombaladı. Rejim güçlerinin vakum bombalı saldırıları sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 13'ünün de yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin çok sayıda yaralıyı enkaz altından çıkardığı, saldırılarda birçok ev ve iş yerinin de kullanılamaz hale geldiği aktarıldı. Yetkililer ayrıca rejimin Halep'in kuzeyindeki Kastello ile Mellah bölgesini yoğun şekilde bombaladığını kaydetti. Burada 2-3 söz yapmak gerekir çünkü bunlardan dolayı sabah da manşetten milleti Burak Doğan hocamızla birlikte bu konulara değindik. Hani bu NATO nerede, bu Birleşmiş Milletler nerede diye sormuştuk sabah. Şimdi de görüyorsunuz aynı haberleri akşam verdik. Dedik ki bunlar nerede diye sormak hakkımız. Bu Müslümanlara zulüm yapılıyor. Bu Birleşmiş Milletler nerede? Sözde güvenlik kuracağız diyen NATO nerede diye sormak gerekir. Artık bu işe insanlık adına bir dur demek gerekir. Çünkü burada ezilenler hep Müslüman oldu. Böyle olmaya da devam ediyor. Zaten amacınız belli ama buna da bir dur demek gerekiyor. İnşallah bunun da bir duru olur diyelim. Diğer haberimize geçelim. ABD'nin Atlanta şehrinde orta yaşlarda siyahi bir erkek ağaca asılmış bir şekilde bulundu. ABD'nin Atlanta şehrinde orta yaşlarda siyahi bir erkek ağaca asılmış bir şekilde bulundu. Atlanta, Piedmont Park'ında meydana gelen olayda yetkililer bunun bir intihar olabileceği üzerinde dururken, çevre sakinleri ise ABD'deki beyazların ırkçı örgütü Ku Klux Klan üyelerinin bundan sorumlu olduğunu iddia etti. Atlanta Polis Departmanı yaptığı açıklamada 25 ile 35 yaşlarında olduğu belirtilen siyahinin sabah erken saatlerde ağaca asılı bir şekilde bulunduğunu bildirdi. Yetkililer bunun bir intihar olabileceğini ifade etti. Sosyal medya üzerinde yapılan tartışmada ise birçok kişi bir önceki gün aynı parkta Ku Klux Klan üyelerinin el ilanları dağıttıklarını belirtti. Atlanta valisi Kasim Redd de yaptığı açıklamada FBI'nin olayı takip ettiğini belirterek sosyal medyadaki tartışmaların doğruyu yansıtmadığını kaydetti.
ABD'de ırkçılık protestoları büyüyor ve ülkede iç savaş korkusu başladı. ABD'de Dallas'ta Perşembe gecesi 5 polisin hayatını kaybettiği saldırı 11 Eylül'den bu yana bir olayda en fazla polis öldüğü saldırı olurken ülkede 2016'da görevi başında silahla öldürülen polis sayısı 26'ya çıktı. Dallas kentinde Perşembe gecesi 5 polisin hayatını kaybettiği saldırı 11 Eylül'den bu yana bir olayda en fazla polisin öldüğü saldırı olurken ülkede 2016'da görevi başında silahla öldürülen polis sayısı ise 26'ya çıktı. Dallas kentinde ülkenin farklı yerlerindeki iki siyahi vatandaşın öldürülmesinin protesto edildiği sırada polislere hedef alan 25 yaşındaki Misaş Jansen, ABD'nin yakın tarihinde polise yönelik en ciddi saldırılardan birini gerçekleştirdi. Görevi başında hayatını kaybeden polislerin kayıtlarının tutulduğu Kahraman Polisler Anı Defteri isimli kuruluşun verilerine göre bu yıl şimdiye kadar 57 polis memuru görev esnasında yaşamını yitirdi. Ocak ayında 5 polis vazifesi başında hayatını kaybederken Şubat'ta 10, Mart'ta 16, Nisan'da 2, Mayıs'ta 7, Haziran'da 11 ve Temmuz'da ise 5'i Dallas'ta olmak üzere 6 polis görev esnasında öldü. Verilere göre bu polislerin 26'sı silahla vurularak öldürüldü. Diğer ölümler araç kovalamaca esnasındaki kazalar veya polislerin üzerine araç sürülmesi gibi farklı nedenlerle yaşandı. Kuruluşa göre 2015 yılında mesaisi başında ölen toplam polis sayısı ise 130. ABD'de 2001 yılında yaşanan 11 Eylül saldırısı bugüne kadar tek bir olayda en fazla polisin yaşamını yitirdiği eylem olarak dikkati çekiyor. Ulusal polis memurları anma fonunun rakamlarına göre New York şehrindeki İkiz Kuleleri uçaklarla yapılan saldırıda 72 polis hayatını kaybetti. Ülkede son yıllarda polise yönelik silahla gerçekleştirilen diğer kanlı eylemler arasında Kasım 2009'da Washington eyaletindeki bir askeri üs yakınlarında bulunan kafeteryada oturan 4 polis, siyahi bir erkeğin açtığı ateş sonucu ölmesi ve aynı yıl Mart ayında Kaliforniya'nın Oakland kentinde yine 4 polisin uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi bulunuyor. Amerika karışıyor. İç savaş korkusu başladı. Irkçılık, siyahiler ve beyazlar arasında bu şekilde ırkçılık yaparak insanlar öldürülüyordu. Bu zamana kadar 505 kişi, siyahi genç, siyahi vatandaş Amerika'da katledildi, öldürüldü. Elinde silah yokken öldürüldü. Bunlar bu kadar vicdansızken, bu kadar ırkçılık varken dünya sorunlarıyla nasıl uğraşacaklar? Bu da ayrı bir davadır, bu da ayrı bir sözdür. Ama baktığımızda kendi dertlerine düştüler, kendileriyle uğraşmaya başladılar. İnsanları yönetemez hale geldiler. Bakıyoruz ki ama şöyle sosyal medyaya baktığımız zaman da şöyle yorumları da görebiliyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yani bu katliamların da bu 5 polisin öldürülmesi de kendilerinin yaptığı bir şey olarak değerlendiriliyor. Nasıl ki işte siyahileri biz bundan dolayı öldürdük bahanesini ortaya sunmak için böyle ifadeler kullananlar da var. Sosyal medyada böyle şeyleri de görüyoruz. Diğer taraftan başka görüşleri olanlar da var. İnsanların görüşlerine saygı duyuyoruz tabii ki ama baktığımızda bunlardan hiçbir zaman bizlere dost olmayacağını, ırkçılık bunların kanında olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan ülkemizde binlerce polisimiz şehit olurken hiç bu kadar insanlar üzülmedi, hiç bu kadar dertlenmedi, hiç bu kadar kederlenmedi. Ama bizim ülkemizde binlerce şehidimiz oldu, binlerce askerimiz, polisimiz şehit olurken kimse sesini çıkartmadı. Yalandan gülüşler, yalandan ifadelerle geçiştirdiler. Ülkemizi böyle kandırdılar. Aman biz dik duralım, aman biz bunlara prim vermeyelim. Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte Bayrampaşa Otogarı'nda dönüş hazırlıkları başladı. Beklenenin aksine sakin bir gün geçiren otogar havadan görüntülendi. Bayram tatilinin bitmesine bir gün kala tatilciler İstanbul'a dönmeye başladı. Bayram tatilinin uzun olmasından dolayı birçok vatandaş şehir dışına çıkmayı tercih etmiş ve bayramdan önce otogarda büyük bir yoğunluk yaşanmıştı. Bayramın bitmesiyle birlikte Büyük İstanbul Otogarı'nda oluşması beklenen yoğunluk yaşanmadı. Sabah saatlerinde oluşan kısa bir yoğunluğun ardından otogar normal haline geri döndü. Otogarda vatandaşların ve otobüslerin rahat hareket ettiği ve yoğunluktan dolayı saatlerce beklemek zorunda kalmadığı görüldü. Beklenenin aksine sakin bir gün geçiren otogar havadan görüntülendi. Yetkililer akşam saatlerinde ve yarın gün boyu otogarda yoğunluk olacağını kaydetti. Şimdi sırada insanlık nereye gidiyor dedirten bir haberimiz var. Arefe günü kaçırılan 4 aylık Ahmet bebeğin atıldığı havalandırma boşluğundan çıkarılma anı kameralara yansıdı. Bir polis kurtarma çalışması sırasında su tesisatının patlamasıyla ıslanan bebeği üzerinden çıkardığı gömleği sararken Baba Lokman Davulcu yetkililere teşekkür etti. Hadi abi,
Bağcılar'da Arife günü bebek arabasından kaçırılan ve akşam saatlerinde polisin Pendik'te düzenlediği operasyonda kurtarılan 4 aylık bebeğin 4. kattan atıldığı havalandırma boşluğundan kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Hadi abi, hadi abi. Son iki yaray. Ara. Son iki yaray. Son. Hadi abi, hadi abi. 112 yaray. Ara. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polisin apartmanın zemin katında bebeği havalandırma boşluğundan çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Kurtarma çalışması sırasında ağladığı duyulan Ahmet Bebek su tesisatının patlamasıyla ıslanmaya başladı. Bir süre su tesisatından akan suya da maruz kalan talihsiz bebek polis ekiplerinin çalışmasıyla atıldığı yerden çıkarıldı. Olay yerine ambulans çağrılırken polisin apartman içerisindeki bebeğe ilk müdahalede bulundukları görüldü. Islanan bebeğin kıyafetleri çıkarılırken bir polisin üzerindeki gömleği çıkararak Ahmet bebeğe sardığı görüntülere yansıyor. Suyu vanayı gibi kapattın ya. Babacım şu vanayı yönetici yok mu? Kapattın. Görüntülerde gözaltına alınan zanlıların polisle olan diyalogları da yansırken apartman sakinlerinin de zanlılara tepki gösterdiği duyuluyor. Öte yandan çocuklarının bulunduğu haberini alan aile bebeğin kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldi. Sevinç gözyaşları döktüğü gözlenen baba olay anından bebek arabasının yanında olan 2,5 yaşındaki oğlu ile hastane bahçesinde bir süre zaman geçirdi. Bak bize verilen tarihler Sağlık Bakanlığı tarafından, Hastaneler Birliği tarafından ve bizim idaremiz tarafından basın içeri girmesi izne tabi, yazılı izne tabi. Daha sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan baba Lokman Davulcu, Çocuk Şube Müdürlüğü'nden Allah razı olsun. Bu işte uğraşan herkese çok teşekkür ederim. Allah'a şükür durumu çok iyi dedi. Buradaki herkesten ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ayrıca çocuk şubesindeki genel müdürüne çok sağ olasın. Allah razı olsun diyorum. Evet, gerçekten böyle haberler, böyle olaylar bizleri üzüyor. Ve ülkemizde çokça yaşanan bu olaylar. Bu bir tanesi. Ülkemizde ne oluyor da bu kadar çok olay oluyor? Ne oluyor da bu kadar ahlaksızlık, bu kadar edepsizlik, bu kadar fuhşiyat, faiz, işte bunun gibi olaylar. Diğer taraftan sahtecilik, sabah da manşetten bu konuya manşetten millet programına değinmiştik. Neden bu kadar sahtecilik ortamı yürüyor? İnsanlar neden sahteden dolayı işte sahte bal bilmem ne falan bu tarz şeylerden para kazanmaya çalışıyor. Ülkemizde neler oluyor diye bir kendimize dönüp sorduğumuzda gerçekten bir maneviyatsızlığı görüyoruz. Her zaman dillendiriyoruz, dillendirmeye de devam edeceğiz. Çünkü maneviyat olmadan, Kur'an olmadan huzur olmaz. Eğer huzur istiyorsak Kur'an'da arayacağız inşallah. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın 6 saatte söndürüldü. İlçeye bağlı İslamhaneleri Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde büyüyerek Gümüşlü Mahallesi Dereköy mevkisine kadar ulaştı. Altı saat boyunca yangına müdahale eden ekip köye 100 metre kala söndürdü. İslamhaneleri Mahallesi'nde başlayan yangına çok sayıda vatandaş evleri söndürmek için seferber oldu. Yangının evlerine sıçramaması için büyük mücadele veren vatandaşlar alevleri evlerine 15 metre kala söndürdü. Rüzgarın ters esmesiyle birlikte alevler Dereköy'e bulunan asıllık zeytin ağaçlarını yaktı. İş makinalarıyla yol açan ekiplere zeytinliklerin bulunduğu bölüme ulaşarak yangını söndürdü. Nazilli'de ormanlık alanda çıkan yangını söndüren iki uçak daha sonra Bodrum'a geldi. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları iki yangın uçağı ile yapıldı. Yangına havadan iki uçak müdahale ederken karadan ise 12 arazöz, 27 itfaiye aracı ve 70'e yakın itfaiye eri ve çok sayıda orman işçisi yangına söndürerek rahat bir nefes aldı.
İlk belirlemelere göre çıkan yangının 25 hektarlık alana kül ettiği öğrenildi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içinde yer alan Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangın orman yangını kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarihi Yarımada'nın Kabatepe bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopter ve arazözlerle müdahale edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangına ekiplerin müdahale ettiğini söyledi. Söndürme çalışmaları için iki helikopter ile ekiplerin desteğe geldiğini belirten Ulusoy, karadan da arazöz ve iş makineleri ile çalışma yapıldı dedi. Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı Mehmet Gürkan da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına karadan ve havadan müdahale ettiğini anlattı. Rüzgar güneye estiği için alevlerin bu yönde ilerlediğini dile getiren Gürkan, orada bir kamp alanı boşaltıldı. Soğutma çalışması o alanda yapılıyor. Diğer taraflara da müdahaleler yapıldı. Çevre ilçelerden takviyeler geldi. Bölgede yaşam alanı yok. Orası kamp ve piknik bölgesi. Yangının çıktığı bölgede şehitlik yok. Sadece piknik alanları var diye konuştu. Çanakkale Valisi Hamza Erkal yangının kontrol altına alındığını söyledi. Erkal, yangın kontrol altına alındı ama biz yine de temkinli davranıyoruz. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Tam anlamıyla çalışmalar bittikten sonra zarar gören alanın tespiti yapılacak şeklinde konuştu. Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Eceabat'ın Karatepe mevkisinde saat 14.52'de çıkan orman yangınına 14.57'de müdahale edildiğini belirtildi. Yangına 11 arazöz, 5 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 5 helikopter, 13 teknik eleman, 75 işçi, 35 mükellefle müdahale edildiği aktarılan açıklamada yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 1 hektar orman alanı yanmış olup yangın şehitlere uzak bir noktada meydana gelmiştir bilgisi paylaşıldı. Evet, ülkemizde orman yangınları yaz geldiği zaman artıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Bazen kasti yakılıyor deniliyor haberlerde ama ne olduğu tam olarak net bir şekilde belli değil. Rabbim muhafaza eylesin diyelim. Başımıza bir felaket geldiği zaman kendi hayatımıza, kendimize bir bakmak gerek diyorum. Diğer haberle devam edelim. Kağıthane'de bir site önünde park halindeki 17 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale etti. Yanan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olay amatör kameralarına yansıdı. Olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi Alaçayır Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir site önünde park halindeki 17 otomobili ateşe vererek kundakladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye yanan otomobillere köpüklü su sıkarak müdahale etti. Sırlı araçlarla gelen polis ekipleri de çevre güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin yakalanması için vatandaşların bilgisine başvurdu. Kundaklanan araçlarda büyük hasar meydana gelirken site sakinlerinin şaşkın oldukları gözlendi. Site sakini bir vatandaşın yaşanan olayı amatör kamerayla çektiği görüldü. Olayı gören Kaan Şimşek isimli vatandaş, bilgisayara dergi için yazı yüklerken bir patlama oldu. Bütün araçların üzerine benzin dökülüp aynı anda 23 aracın yanması başladı. Ortalığı çok büyük alev kapladı, zaten siyah bulutlar. Peş peşe patlamalar meydana geldi. Camım burayı görüyor dedi. Polis, kayıplara karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 4 civarı bilgisayara dergi için yazı yüklerken bir patlama oldu. Kundaklamanın zaten proje olduğu belliydi. Küçük bütün araçların üzerine benzin dökülmüştü ve aynı anda 23 aracın yanması başladı. Ortada çok büyük bir alev kapladı zaten siyah bulutlar. Peş peşe patlamalar geldi. İtfaiyenin 10 dakika uzaklıkta olmasına rağmen itfaiye burada tek araçla müdahale etmeye kalktı. Çok büyük bir zafiyet yaşandı. 2 tane itfaiye aracı da burada tıkanmıştı. Ama yaklaşık 4 itfaiye aracı 23 araca aynı anda müdahale etti. En sonunda bir 2 araç çok yoğun bir patlamayla birlikte saat 4.35 civarlarında söndürüldü. Ama herhangi bir şekilde büyük bir
kompleki olay olduğu belliydi. Hepsinin üzerine önceden benzin dökülüp birden yakıldı. Emeğe saygı diyoruz. İnsanların emeğini bir anda yakıp kül edebiliyorlar. Çok üzücü bir haberdi. Bu da insanlığın ne hale geldiğini gösteren diğer haberlerden bir tanesi. İnsanlık ne hale geldiğimiz, ne geldiğini gösteren bir haber aslında bu. Bizlere insanlar bir çalışıp didiniyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ev almaya çalışıyor, araba almaya çalışıyor. Yani krediyle, mrediyle, faizle falan onları kesinlikle desteklemiyoruz. Ama emeğiyle gerçekten helal parasıyla bir şeyler almaya çalışanlar var. Emeğiyle bir şeyler kazanmaya çalışanlar var. Bu şekilde bir çaba harcayıp elinden geleni yapıyorlar. Diğer taraftan baktığımızda hiçe sayılan bir emek görüyoruz. Direkt yakıyorlar. İnsanlıktan çıkmış bir şekilde insanlığın emeğine saygı duymuyorlar. Devam edelim. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.15'te Antalya Korkuteli Karayolu'nun üzerinde bulunan Söğütçük Mahallesi'ndeki deprem 101.3 km derinlikte yaşandı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sakarya'nın Serdivan ilçesi D100 Karayolu'nda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde de kaza meydana geldi. Freni boşalan otomobil 10 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 03.30 sıralarında D100 Karayolu, Adapazarı'ndan İzmit istikametine gelen İsmail D idaresindeki 58TN084 plakalı kamyonet, Beşköprü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi. Devrilen kamyonette bulunan sürücü İsmail D, İbrahim D ve Fatih D yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılarak ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten verilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Zonguldak'ta da otomobil 10 metreden evin bahçesine uçtu. Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. Necati Tüfekçi İdaresi'nin 71AY 230 plakalı araç Çatal Ağzı yolu üzerinde Kilimli merkeze inerken freni boşaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 10 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri araç içinde sıkışan 4 kişiyi çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Araçta bulunan Hatice Kırımsal ve Necati Tüfekçi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken diğer 2 yaralı BÜ Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesine bağlı Çubuk Tarla Köyü'nde düğünde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanarak tedavi altına alındı. Çiçek Dağı ilçesine bağlı Çubuk Tarla Köyü'nde HS'nin evinde eğlence içerisinde başlayan düğün dehşetle sonuçlandı. Alınan bilgiye göre aldığı alkolün de etkisiyle rastgele ateş açtığı iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi düğün evinde 4 kişiyi vurdu. Rastgele açılan ateş sonrasında düğünde orkestrada görevli olduğu öğrenilen MK ile düğün evinde davetli olduğu bilgisine ulaşılan HS-MK en yakın hastanelerde tedavi altına alınırken Ahi Evren Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ağır yaralı olarak kaldırılan S.A. hayatını kaybetti. Bölgede jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken S.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Seha'nın yakınları ölüm haberini alınca hastanenin önünde sinir krizi geçirdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çapraz ateşe alınan otomobilde bir kişi hayatını kaybederken iki ağır olmak üzere dört kişi yaralandı. Siverek ilçesi Gözerek Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda çapraz ateşe alınan otomobilde 6 aylık bebek hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Gözerek Mahallesi'nde bulunan cezaevine yakınlarını ziyarete giden Mevlüt G. yönetimindeki otomobil dönüş yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çapraz ateşe alındı. Araç içinde bulunan 6 aylık Seyhan T. olay yerinde hayatını kaybederken Nevin T., Yağmur G., Mevlüt G., Ahmet Y.B. yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan araçlar ile Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda jandarma ekibi ve olay inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda uzun namlulu tabanca ve boş kovanları buldu. Olay ile ilgili güvenlik önlemleri alan ekipleri olaya karışan kişi veya kişileri bulmak için arama çalışmalarına başladı. Evet kıymetli izleyiciler, son gelen yeni habere sizlere aktaralım. Bizleri sevindiren bir haber aslında. Jeneriklerde fragmanlarımızda her zaman söylüyorduk. Biliyorsunuz ki artık bu terörün elebaşlarının da isimleri teker teker alınsın ve imha edilsin demiştik. Bir tanesi geldi. Suriye'de rejime karşı savaşan Tel Hamis Tugayları Sözcüsü Halid El-Hasekavi yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından Fehman Hüseyin'in aracının havaya uçurularak öldüğü açıklandı. Biliyorsunuz Fehman Hüseyin ki onları da hemen aktaralım size. Murat Karayalı'ndan sonra gelen isim Baos Erdal'ın içinde olduğu aracın havaya uçurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Bunlar da diğer notlar sizlere aktarmış olalım kıymetli izleyiciler. Böylelikle gündemimiz, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.